İyi akşamlar sayın seyirciler. Show Haber'le karşınızdayız. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Medine savunmasının kahramanı Fahrettin Paşa'yı hedef alan bir mesaj paylaştı. Kızılca kıyamet koptu. Mesajda skandal bir nitelendirme yapılmıştı. Hırsızlık vurgusuyla hatta o küstah paylaşımda Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu ifadeleri yer alıyor. No way we can work with Iran. 1916 yılına ait bir fotoğrafı ve mesajı paylaştı. O küstah mesajda Medine kahramanı Fahrettin Paşa ve Erdoğan'a hedef aldı. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı. 1916 yılında Türk Fahri Paşa'nın Medinetül Münevvere halkının hakkına girdiğini ve onların mallarını çaldığını, onları kaçırdığını, Şam'dan İstanbul'a seferberlik ilan ederek Medine'deki el yazması eserleri çaldığını biliyor muydunuz? İşte Erdoğan'ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu. Arap Bakan Abdullah bin Zayed, Medine müdafası kahramanı olarak bilinen Fahrettin Türkkan'ı hırsız olarak niteledi o mesajıyla. Şam'dan İstanbul'a seferberlik ilan ederek Medine'deki el yazması eserleri çaldığını biliyor muydunuz? Arap Bakan'ın küstahlığına tepkiler ardı ardına geldi. Diplomatik bir krize neden oldu o iftira ve küstahlık. Peki gerçekte ne olmuştu? Fahrettin Paşa tam 2 yıl 7 ay boyunca Medine'yi savundu. İngilizlere teslim etmedi kutsal emanetleri. Açlık, susuzluk, hastalıklar baş gösterdi ama Fahrettin Paşa pes etmedi. Çekirge yenmesi için tebliğ hazırladı. Medine'yi savunurken ilk iş olarak kutsal emanetleri ve bazı yazma eserleri düşmanın eline geçmesin diye İstanbul'a gönderdi. Zaten Osmanlı tarafından gönderilmiş eserlerdi hemen hepsi. O eserler bugün Topkapı Sarayı'nda Medine Kitaplığı'nda muhafaza ediliyor. O iftira içerikli mesaj Arap Bakan'ın ilk vukuatı da değil. Daha önce de Suriye'deki iç çatışma üzerinden Türkiye'ye hedef almıştı. Hatta Türkiye'yi tarihi sömürgeci sözleriyle eleştirmişti. Ankara o gün de sert tepki göstermişti Zayed'e. İşte o küstahlık ve iftira sonrası Birleşik Arap Emirlikleri'nin bakanına nasıl bir tavır takınacağı merak konusu. İşte o skandal paylaşıma Cumhurbaşkanı Erdoğan çok sert tepki gösterdi. Arap Bakan'a haddini bil diyerek seslenen Erdoğan, Fahrettin Paşa kutsal emanetleri 2 yıl savunurken senin ceddin neredeydi diye beryansın etti. Önce haddini bil ya. Sen Erdoğan'ı da tanımamışsın, Erdoğan'ın ceddini ise hiç tanımamışsın. Ama biz sizin şu anda ne tür garabetler içerisinde olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. O küstah mesajı paylaşan Arap Bakan'a tepkisini böyle dile getirdi. Muhtarlarla 42. toplantıda Beştepe'de tek gündemi o küstahlık oldu. Utanmadan, sıkılmadan Erdoğan'ın ecdadının mukaddes emanetleri oradan çalarak İstanbul'a getirdiğini söyleyecek kadar hezeyan içerisinde olan bu zavallılar. Erdoğan'ın sözleri bir aylı sertti. Haddini bil diyerek veryansın etti. Ey bize bühtanda bulunan zavallı, senin ceddin neredeydi? Fahrettin Paşa'nın 2 yıl 7 ay süreyle müdafaa ettiği Medine'de yaptığı işler gerçekten takdire şayandır. Orayı işgal etmek için gelenlere karşı korumak üzere geldi. Peki senin ecdadın neredeydi? Sert sözlerle eleştirdi ama bir de parantez açtı. Arap halkı bizim kardeşimizdir dedi. Satır arasındaki bir mesajıysa dikkatlerden kaçmadı. Medine'de gösterdiği şanlı direnişe dil uzatanların bugün kimlerle ne işler çevirdiğini biz gayet iyi biliyoruz. Yeri gelecek bunları da açıklayacağız. Erdoğan sözlerini kırmızı çizgi vurgusuyla bitirdi. Her kim vatanımızın tek bir taşına dahi el sürmeye tevessül ederse kırmızı çizgilerimizi geçmiş demektir. Bu değerlerimizden herhangi birine el uzatanın elini kırmak da bizim boynumuzun borcudur. Sayın seyirciler, CHP ile Yunanistan hükümeti karşı karşıya, yanlış duymadınız. Yunan hükümeti ile CHP arasında Ege Adaları polemiği yaşanıyor. Yunan Savunma Bakanı CHP liderinin adalar işgal altında sözleri için gel de al diyerek res çekti. CHP'liler Atatürk'ün sözüyle karşılık verdi. 18 ada işgal edilecek
Biz de diyeceğiz ki ya ağzımızı kapatalım. Kılıçdaroğlu'na cevabımız geldi aldır. Öyle öğrendik. Tarihimiz bunu öğretiyor. Yunanistan Savunma Bakanı'nın Kılıçdaroğlu'na Ege Adası yanıtı tansiyonu yükseltti. Yunan Bakan, Sparta Kralı Leonidas'ın Pers komutana sarf ettiği sözle gel de al diyerek rest çekti. Türkiye ana muhalefetiyle Yunan hükümeti karşı karşıya geldi. Geldikleri gibi gidecekler sözüyle o adalardan da Yunanların oradan terk edileceğini buradan ilan ediyoruz. Engin Altay, Leonidaslı söze Atatürk'ün sözleriyle karşılık verdi. CHP'li Öztürk Yılmaz da bilsin ki hiç ummadığı bir zamanda balyozu kafasına yer. Tarihe bakarsa bunun örneklerini çok iyi görür diyerek Yunan bakana sert çıktı. Daha önce işgal edildi beyefendi, 96'dan önce. İşgalin devam etmesini örtüyorsunuz. Ege Adaları bütçe görüşmelerinde de iktidarla ana muhalefeti karşı karşıya getirmişti ve tartışmalar yaşanmıştı. Altay hükümete de o başlık üzerinden yüklendi. Yunanistan'ın bu cüreti, bu cesareti, bu adalara çökmesi AK Parti hükümetlerinin cesaretsiz tutumunun bir sonucudur. Yunan bakan ve beraberindeki Yunan komutanlar geçtiğimiz aylarda Aydın'ın Eşek Adası'na çıkmış ve tepkilere neden olmuştu. Hatta Kamennos ve askerler orada kuzu çevirmiş, sözlü sazlı eğlence düzenlemişti. Ankara Yunan Savunma Bakanı'nın o gösterisine de diplomatik tepki göstermişti. Hükümete sesleniyorum. Bizim hakkımız olan ada ve kayalıkları bizim diyorlar, bizim. Sizin buna söyleyecek bir sözünüz yok mu? CHP işgal altındaki adalar tartışmasını bir adım daha ileriye taşıyacak. Egemenliği Türkiye'ye ait olan 156 ada ve kayalığın Türkçe isimlerini açıklayacak. Sayın seyirciler, PKK yöntem değiştirdi. Evlerin mutfaklarından, avlularından dışarı açılan gizli tüneller kazan teröristler yer altını köstebek yuvasına çevirdi. Genişliği 1, uzunluğu 8 metre. Bunun gibi 2 tünel bulundu. Yer altını köstebek yuvasına çeviren hainler bombalı saldırılar yapacaktı. O hain plan gelen bir ihbarla ortaya çıktı. Örgütten kaçan teröristlerin ifadeleriyle güvenlik güçleri harekete geçti. Saklandıkları inlerinden başlarını bile çıkartamayan teröristler yer altına açtıkları tünellerle kanlı saldırılar planlıyordu. Siirt'teki bu evde hainlerin kazı yaptıkları noktalardan biriydi. Teröristler kazmaya evin mutfağından başlamıştı. Bir insanın zor sığacağı genişlikteki tünele merdivenle iniliyordu. İçeride aydınlatma düzeneği de kurmuşlardı. Çıkan toprağı da mutfakta saklıyorlardı. Bir tünel de evin avlusunda bulundu. Teröristler onu daha yeni kazmaya başlamışlardı. Hainlerin kazdıkları iki tünelle bombalı saldırıya hazırlandığı değerlendiriliyor. Güvenlik güçleri tünelleri kazan PKK'lıları yakalamak için operasyon başlattı. Mehmetçik için alınan kavurmanın at etinden yapıldığı ortaya çıktı. Kışlada at eti skandalı Gölcük Donanma Komutanlığı'ndaki askerlerin şikayetiyle meclis gündemine taşınmıştı. Milli Savunma Bakanlığı araştırınca at etinden kavurma iddiası doğru çıktı. Mehmetçik için alınan binlerce kilo kavurma at etinden yapıldı. Deniz kuvvetlerinde yaşanan at eti skandalını Savunma Bakanı doğruladı. Aynı firma 24 birliğe daha başka sözleşmelerle aynı ihtiyacı karşılamış. Gölcük Donanma Komutanlığı'na gönderilen konservelerin bozuk, hatta at etinden yapıldığı iddiası Nisan ayında CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesiyle meclise taşındı. Milli Savunma Bakanlığı iddiaları araştırdı, konserveler incelemeye alındı. Kalan 4 tonda at etinin olduğu tespit edilmiş. Dolayısıyla daha önce
teslim edilen ve tüketilende olmadığını iddia etmek mümkün değil. Birçok vaka yaşandı şimdiye kadar. Bu da en ağırlarından bir tanesi gerçekten. Kabul edecek bir şey değil. Bakanlık tedarikçi firmadan alınan kavurmaların 8950 kilosunun sorunsuz tüketildiğini açıkladı. Ama kalan konserveler için durum hiç de iç açıcı değildi. Konserveler açıldığında ortaya çıkan kötü koku sonrası yüklenici firmadan ürünleri değiştirmesi istendi. Kokan et bozuk konserve endişelerini daha da arttırdı. Ama bakanlığın açıklamasına göre gönderilende değil yeni gelen 4050 kilo kavurmada at eti tespit edildi. Bakan Canikli at eti personele sunulmadan imha edildi dedi. Kışlaya at eti satan firmanın sözleşmesi feshedildi. Dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırma sebebiyle suç duyurusunda bulunuldu. Bakan Canikli, laboratuvar testi sonuçlanmadan konservelerin askerlerin tüketimine sunulması söz konusu değil dedi. Sayın seyirciler, İstanbul'un eski emniyet müdürü Hüseyin Çapkın ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Eski müdürü cezaevi çıkışında eşi karşılık. Uzun konuşmayacağım. Türk adaletine inandık. Çok şükür tahliye olduk. Hüseyin Çapkın tahliye oldu. İstanbul'un eski emniyet müdürü 6 ay kaldığı Silivri cezaevinden dün gece çıktı. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyorum. 17 Haziran'da FETÖ'nün mülkiye yapılanması davası kapsamında tutuklanan Hüseyin Çapkın bir kez daha hakim karşısına çıktı. Davadaki diğer sanıklar arasında eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu da vardı. Alasmaldık diyorum hepinize. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da duruşmada tanık olarak dinlendi. Ağar, benim tanıdığım Hüseyin Çapkın böyle alçaklıkları ard arda sergileyen bir örgüte müzahir olacak bir yapıya sahip değil dedi. Peki Mehmet Ağar mı kefil oldu efendim? Kefalet yok bu işte, sağ olsun herkes ne biliyorsa onu söyledi. Bizi kim nasıl tanıyorsa öyle söylediler. Duruşma savcısı Hüseyin Çapkın ve eski İstanbul valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun meslektaşı olan diğer sanıklarla telefon irtibatı olmasının örgüt içi irtibat olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Tahliye talep etti ve mahkeme Hüseyin Çapkın'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın tahliyesine karar verdi. Uzun konuşmayacağım. Türk adaletine inandık. Çok şükür tahliye olduk. Ev hapsi şartıyla tahliye edilen Hüseyin Çapkın'ı cezaevinin çıkışında eşi Nurten Çapkın karşıladı. Eski vali Hüseyin Avni Mutlu hakkında tahliye talebi ise reddedildi. Ankara'da üniversite öğrencisi genç kadın kendisini takip edip tacizde bulunan saldırganın yakalanması için sosyal medyadan tacizcimi arıyorum diye çağrıda bulundu. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün kurduğu özel ekip bir hafta süren takibin ardından aranan tacizciyi yakaladı. Polis tam 160 saat kamera görüntüsünü kare kare izledi. Üniversite öğrencisi genç kızı taciz eden zanlı yakalandı. Uğradığı tacizin görüntülerini sosyal medyada paylaşan ve polisten yeteri kadar destek görmediğini söyleyip fotoğrafların altına "tacizcimi arıyorum" diye yazan üniversiteli genç kızın tacizcisi onu yakalamak için kurulan özel ekipten kaçamadı. Tacizci genç kızı daha otobüste takibe aldı. Üniversite öğrencisi tam evinin önüne geldiğinde onu taciz etti. Genç kız saldırıyı önce ailesine söyledi, sonra da polise gidip şikayetçi oldu. Ama iddiasına göre ailesi bir sonuç alamayacağını, polis ise genç kızın bulduğu kamera görüntülerini açamadığını söyledi. Tacize uğrayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi güvenlik kamerasından alınan bir kareyi sosyal medyada paylaştı ve "tacizcimi arıyorum" diye yardım istedi. Bu paylaşım kısa süre içinde binlerce kez tekrar edildi. Ankara Emniyet Müdürü'nün talimatıyla özel ekip kuruldu. 160 saatlik kamera görüntüsü tarandı. Tacizcinin kimliğini tespit eden polis, Mamak'taki evinin önünde pusu kurup onu yakaladı. Saldırgan gözaltına alındı ve ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Sayın seyirciler, anne 3 küçük çocuğunu evde bıraktı. O ihmale az kalsın faciayla sonlanacaktı. Sobadan kaynaklanan yangını mahalleli tam zamanında fark etti.
3 çocuğunu evde yalnız bıraktı. Akrabalarını ziyarete gitti. 6 yaşındaki çocuk kapıyı açmasa alevlerin sardığı evde büyük bir acı yaşanması işten bile değildi. Çocuğu getir. Çocuğu git. Hava versinler çocuğa. Git. Konya'da Suriyeli bir anne 3 yaşındaki ikizlerini 6 yaşındaki ablalarına emanet etti. Evden çıktı. Yanan sobanın üstünde kuruması için astığı kıyafetler vardı. Sobaya düşen kıyafetler evi yaktı. 3 tane çocuk vardı içeride. Anneleri yoktu, babalar da yoktaydı. Komşular dumanı fark etti. 6 yaşındaki minik kıza kapıyı açtırdı. 3 kardeşi komşular ölümden kurtardı. Kapıyı çaldım. Çocuk bayağı geç açtı. İçeride dumandalardı. Çocuklara ilk müdahale ambulansta yapıldı. Evde onları yalnız bırakan anne sağlık ekiplerinden sonra geldi. O da şoktaydı. Burada kim vardı? Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Yangının tam da çocukların oyun oynadığı odada çıktığı belirlendi. Komşuların ölümden kurtardığı 3 minik kardeşin durumu iyi. Sayın seyirciler, milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Aralık ayı enflasyonunda, çünkü çıkacak rakam maaşları etkileyecek. Ama şimdiden zam oranı da netleşmeye başladı. 2018 yılında memur ve emekli maaşı ortalama %5 artacak. %5 diyor, iyi diyor, kötü diyor. Ama yani bir de yaşam şartları var. Ben artık tek başımayım, bana zor yetiyor. Memurun, emeklinin merak ettiği yeni yılda maaş hesabına kaç liranın yatacağı doğrudan 16 milyon kişiyi ilgilendiriyor ve o rakam netleşmeye başladı. Memur ve emekli yeni yılın gelmesini bekliyor. Toplu sözleşmeden dolayı %4 zam garanti. Ama bu rakamın %5'e çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Net rakam 3 Ocak'ta belli olacak. Peki %5'lik zamla memur ve emekli maaşları ne olacak? Verecekleri bir şey değil ki, %5'i veriyorlar. Öbür taraftan %25'te zam yapıyorlar. Gene aynısı. %5 dediğin ne ki? 1 milyara alan adamın 50 lira mı artış oluyor? %5'e göre en düşük memur maaşı 2857 lira olacak. En düşük memur emeklisi maaşı da 1964 lira olacak. Yani en az maaş alan memura 136 lira, en az maaş alan memur emeklisine 93 lira zam yapılacak. Peki mesleğe yeni başlayan doktorun, öğretmenin, polisin, hemşirenin zamlı maaşları ne olacak? İşte merak edilen o tablo. Polis maaşı 4201 lira olacak. Öğretmen 3883 lira alacak. Hemşire maaşı 3771 liraya yükselecek. En yüksek maaşı 10.956 lirayla yine müsteşar alacak. SSK ve Bağkur emeklisine de %5'e yakın zam kesin gibi. En düşük SSK emekli aylığı 1472 lira, en düşük Bağkur emekli aylığı da 1318 lira olacak. Bir emeklinin en düşük alan 2,5 olması lazım yani. Yetmez ama yapacak bir şey yok. Devletin verdiği neyse odur yani. Kesin rakamın netleşmesine sadece 2 hafta kaldı. Aralık ayı enflasyonunda olağanüstü bir değişiklik olmazsa %5 zamlı maaşlar yeni yılda memurla emeklinin cebinde olacak. Hiç vicdanı sızlamadı. Bir gün önce dünyaya getirdiği bebeğini çantanın içinde bir evin önüne bıraktı. Çok ıslandı, üşüdü ve ağladı. Vicdansız annesi bir günlük bebeği çantanın içinde Afgan bir ailenin evinin önüne bıraktı. Tahmini bir günlük bir bebek. Sivas'ta dün gece yarısıydı. Savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen, zar zor geçinen Afgan ailenin zili çaldı. Zil sesini duymuşlar. Ondan içinde biraz korkmuşlar. Kapıda bir çanta, içinde ise bir bebek vardı. Aile hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bebek daha bir günlüktü. 3 kilo 250 gram doğan bebeğin göbek bağı iple bağlanmıştı. Belli ki gözlerini bir hastanede açmamıştı. Bebek ıslak ve üşümüştü. Gerekli ısıtma işlemlerinden sonra hayati bulguları değerlendirildi. Talihsiz kız bebek hemen hastaneye kaldırıldı. Küveze alındı. Polis ekipleri çantada bir not var mı diye baktı ama yoktu. Kamera kayıtlarından bebeği terk eden kadının görüntülerine ulaşan polis şimdi onun izini sürüyor. Sayın seyirciler, Bangladeş'te zulümden kaçan Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampları ziyaret etti başbakan. Acılara, gözyaşlarına ortak oldu o kampta Yıldırım ve dünya kamuoyuna bir çağrı yaptı. Bu insanlık dramına daha fazla önem gösterilsin dedi. Türkiye sloganlarıyla karşılandı. Arakanlı Müslümanlarla kucaklaştı. O ziyarette duygusal anlar yaşandı.
Yıldırım Myanmar zulmünden kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların kampındaydı. Üzerine Kızılay yeleğini giydi. Çocuklara oyuncak hediye etti, elleriyle yemek dağıttı. Başbakanın yanında kızı da var bu ziyarette. Birlikte zulümden kaçan Arakanlı bir kadının yanına gittiler baba kız. O buluşmada duygusal anlar yaşandı. Başbakan ağlayan kadını teselli etmeye çalıştı. Hem onun hem de kızının üzüntüsü objektiflere böyle yansıdı. Arakanlı Müslümanları ziyareti sonrası dünyaya bir çağrısı vardı başbakanın. Burası insanlığın artık yok olduğu bir yer. Dolayısıyla insanlık bugün harekete geçmeyecekse ne zaman harekete geçecek? Sabah işe gitmek için evden çıktı. Otomobilinin yanına yaklaştığında bir gariplik hissetti. Çünkü park ettiği yerde aynı renkte daha yüksek bir araç duruyordu. Nedenini anlaması uzun sürmedi. Bir baktım altına taş falan koymuşlar. Lastikleri gitmiş. Karşılaştığı manzara buydu. Geçtiğimiz hafta taktırdığı kış lastikleri yoktu. Lastikleri çalan hırsızlar otomobili kaldırım taşlarının üzerinde oturtmuştu. Sabahleyin şoku yani işe gideceğim. Gidemiyorum. Ramiye Meç İstanbul Bağcılar'da hemen arkamızdaki bu apartmanda oturuyor. Tekstil işiyle uğraşıyor. Gece arabasını park etti. Sabah 6'da dışarı çıktı ve işe gidecekti. Arabasının yanına geldiğinde onu şok eden o manzara ile karşılaştı. Tam kapıyı açacaktı ki arabasının tekerleklerine baktı ve bir anda 4 tekerleğin yerinde olmadığını gördü. Araba mı olduğunu şaşırdım. Yandaki arabayı açmaya çalıştım hani bastım. Baktım benim araba açılmıyor. Benim araba değil bu herhalde dedim. Sonra yanı başıma döndüm. Benim araba bu kadar yüksek değildi diye. Bir baktım altına taş falan koymuşlar. Ramiye Meç'in arabası hırsızların tekerleklerini çaldığı, aynı noktada çaldığı dördüncü araba. Yine bir kaldırım taşı getirmişler. Kriko ile arabayı kaldırdıktan sonra bu taşı altına koymuşlar ve dört tekerleği de hızlı bir şekilde çalıp buradan uzaklaşmışlar. Sıfır lastik ve bir hafta önce taktırmıştım. Sıfır lastik, kar lastiği. Bunlar çete olduğu için zaten 4-5 kişi girdikleri an hemen 1-2 dakikanın içinde halledip gidiyorlar. Yani. Şimdi yeni tekerlekler geldi ve dördü birden takılacak ve masrafı da Ramiye Hanım için oldukça yüksek oldu. Kar lastiği de yeni taktırmıştım. 2000 lira civarı 4 lastik. 2000 lira. Evet. Bağcılar'daki bu pazar alanında lastikleri çalınan arabaların sayısı gittikçe artıyor. Mağdurlarsa caydırıcı bir ceza istiyor. Ben tutanak tutturdum. Polis karakoluna gittiğimde 6 ay yatar çıkar adam diyor. Sosyal medyada satılan ayakkabıları görüp sipariş verdiler. Kutuyu açtıklarında ise büyük şaşkınlık yaşadılar. İki üniversite öğrencisi genç iddiaya göre dolandırılmıştı. 350 lira karşılığında gelen spor ayakkabısı değil, kilosu 4 liraya satılan bir sebzeydi. Yolladığın kuryecinin ne ismi var, ne cismi var, ne numarası var. Bana patlıcan getirmiş. Manavcıdan bir sipariş mi verdim ben? İddialarına göre iki spor ayakkabı sipariş ettiler ama 4 patlıcana 350 lira vermiş oldular. Çünkü gelen kargoyu açtıklarında... İnanmasaydın o zaman. Böyle mi savunuyorsun kendini? Nasıl inanmasaydın? Kendime mi kızsam, adama mı kızsam? Çorap yollasalardı çorap giyseydik hiç değilse ya. Kadir Bingöl ve Ramazan Topçu üniversite öğrencisi iki kuzen. İddialarına göre sosyal medyada ayakkabı satışı yapan bir sayfada beğendikleri ayakkabıları satın almak isteyip hemen telefona sarıldılar. Çünkü gördükleri ayakkabılar piyasa fiyatının altındaydı. Girdiğimizde sayfaya çok cafcaflı yani böyle güvenilir bir şeye benziyordu. 175 liraydı bir çifti. Biz kuzenimle beğendik, iki çift alalım dedik. Aradık. Aradığımızda dediler ki ATM'den para yollayacaksınız dediler. Biz de tamam dedik. Kutuları getiren kurye paranın yarısını aldıktan sonra ortadan kayboldu iddiaya göre ve hemen ardından Ramazan ve Kadir kutuları büyük bir heyecanla açtılar. Ancak spor ayakkabı yerine iddiaya göre işte bu patlıcanlar çıktı. Biz bunları açarken dedik ki bakmak istiyoruz ama baktırmadı. Bunlar böyle şeffaf bir paket içindeydi. Faturalar vardı. Biz o anki sinirlerle zaten ne yaptık onu bile hatırlamıyoruz. Ama istediğimiz olmasa bile bir ayakkabı bile yollasalardı yeterdi. Bize yolladıkları iki parça patlıcan oldu. İki kuzen daha sonra kapanan sayfadaki numaraları aradı ama aldıkları cevap onları sinirlendirmekten öteye gitmedi. 3 gün içinde vereceğim paranı. Gidin kardeşim Belgrad'a. Közleyin o patlıcanları.
bir güzelliğin keyfine varın. Dalga mı geçiyorsun sen közdeğin yiyin diye patlıcanları? Şimdi ellerinde fatura da olmayan kuzenler suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Savcılığa, tüketici haklarına, gerekli mercilere şikayetlerimizde bulunacağız. Kapıdan ürün satışlarında uzmanlar tüketicinin mağdur olmaması için tek bir uyarıda bulunuyor. Fatura yok, fiş yok, kargo yok, ellerinde hiçbir belge yok. Sadece bir kutu. Kargo dahi olsa mutlaka faturaları, kargo fişini almalıydı. Tabii bununla ilgili yasal yollar aranacak. Sayın seyirciler, Antalya'da bir ilkokul öğretmeni iddiaya göre öğrencisini darp etti. Verinin kendisi hakkında şikayette bulunduğunu öğrenince de çılgına döndü. Önce tehditler savurdu, ardından da kaba kuvvete başvurdu. Oğlum gördün sen? Kör top ağzını. Senin ağzını bunu kırdım mı ben? Sen kim? Hocam, hangi adamın ayağı? İddiaya göre öğrencisini darp etmişti. Yolda görüp tartıştığı veliyle de kavgaya tutuştu. Sınıf öğretmeninin sözleri o ana tanık olanların tepkisini çekti. Çocuğu niye dövüyorsun kardeşim? Öyle bir şey yok. Sen bunu niye dövüyorsun? Öyle bir şey yok. Var bal gibi var. Ne demek yok? Hayır, öyle bir şey yok. Var bal. İkimiz beraber kaç mahkemesine gidelim. Gideriz hocam. Ben mahkemeye olmuyor. Sen paketsin ama bak sen para bulamazsın. Görüntüler Show Haber WhatsApp ihbar hattımıza Kaş'tan gönderildi. İddiaya göre ilköğretim okulunda görev yapan sınıf öğretmeni öğrencisini darp etti. Öğrencinin velisi öğretmen hakkında Milli Eğitim'e şikayette bulundu. Çocuğum korkutmuşsun, bak çocuk hala suskun duruyor, değil mi? Diyor zaten çocuk beni dövdü diye defalarca dedi bana. Ne zaman dövdüm, nerede okulda dövdüm? Okulda dövüyormuşum. Ağzını bunu kırdın mı? Kırman mı gerekiyor? Küçük çocuk ailesine öğretmeninden şiddet gördüğü için okula gitmek istemediğini söyledi. Çaresiz anne dakikalarca öğretmene derdini anlatmaya çalıştı. Ben sana nasıl güvenim diyor bir madem bu çocuğu okula o zaman? İster gönder ister gönderme. Başka yere gönder. Ne yapacağım? Sen adama astıracaksın, kestireceksin, dövdüreceksin diye fedailik yaparken ben çocuğumu nasıl döndüreyim? Beni... Ancak öğretmene göre velinin elinde darp raporu yoktu. Çocuğun beyanı da kanıt sayılamazdı. Kendisini şikayet eden veliye bir süre sonra tehditler yağdırdı. Ben dolaşacağım şimdi biraz sonra yalnız başıma. Evet. Sen de dolaş. Ben de dolaşayım. Her hadi yukarı doğru mezarlığa doğru gidelim. Mahkemeye geleceksiniz hepiniz. Tamam gelsin abim. Tamam. Mahkeme hepiniz mahkeme. Tamam gel. Sen de hepiniz. Sen de yazdın. Yazdın. Sen de liseye yazdın. İkimiz beraber kaç mahkemesine gidelim. Gideriz hocam ben mahkemeye olur. Sen paketsin ama bak sen para bulamazsın. Üstelik iddiaya göre öğretmen başka çocukları da darp etmişti. Diğer veliler de öğretmenden şikayetçi olmuştu. Sen git okulda çocuğuydu ondan sonra. Yok öyle bir şey. Nerede ben kabadaydık ya. Yalan söyleme. Niye şikayet ediyordun o senin millet? Tartışma gitgide alevlendi. İddiaların hedefindeki öğretmen kimsenin beklemediği anda saldırıya geçti. Hocam hangi adamın ayağı yok ya? Yere düşen kişi veliydi. Dükkandan çıktığında eline geçirdiği bir cisimle kendini savunmaya kalktı. Küçük çocuksa o anlarda babasını durdurmaya çalıştı. Kavgayı araya girenler ayırdı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Beni şikayet eden adam varsa... Evde bakıma muhtaç olanlar, engelli yakınına bakanlar ve yaşlılar, bu haber sizlerle ilgili. Çünkü devletin verdiği bakım ve yaşlılık maaşlarında 2018 için artış var. Peki o maaşlar nasıl alınıyor? Kimler başvurabilir? İşte yanıtı. Evde hastası, ağır engelli raporu olanlar, sosyal güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz 65 yaş üstündekiler. Devlet onlara maaş veriyor. Peki kim nasıl alabiliyor o maaşları? Şartları neler? Evde bakım parasıyla başlayalım. Başkasının yardımı, bakımı olmadan hayatını sürdüremeyen ve ihtiyaçlarını gideremeyen kişilere, bakanlara devlet evde bakım parası veriyor. Bu para 2018'in ilk 6 ayında 1068 lira ve ikinci 6 ayında da 1105 lira olarak belirlendi. Evde bakım parasını alabilmek için kriterleri sağlamak gerekiyor. Tam teşekküllü bir hastaneden alınan ağır engelli sağlık kurulu yazısı, engel oranının %50'nin üzerinde olduğu ve ağır engelli kısmında da evet olarak belirtilmesi şart. Evde bakım maaşının bağlanması normal koşullarda 3-6 aylık bir süre. En önemli kriterlerden biri de engelli ailesinin kişi başına düşen geliri asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması. 2017 için o rakam 847 liraydı. 65 yaş aylığı da veriyor devlet. 65 yaş aylığını alabilmek için kişinin hiçbir sigorta güvencesinin olmaması, aylık gelirinin düşük olması ve kuşkusuz 65 yaşını doldurmuş olması gerekiyor. Yaşlılık aylığı için ikinci şart hiçbir güvencenin bulunmaması. Üçüncü şartsa yine gelir.
aylık bağlanacak kişinin sadece kendisiyle eşinin geliri dikkate alınıyor. Kişi başına düşen aylık gelir 423 liranın altında olmalı. Yaşlılık maaşı 2018 yılının birinci döneminde yani Ocak-Haziran arasında 261 lira. 3 aylık tutarı 784 lira. 2018'in ikinci döneminde ise aylık 270 lira, 3 aylıksa 812 lira olarak ödenecek. Sayın seyirciler, ikinci bebeğinin doğumu için özel bir hastaneye gitti. Bebeğini sezeryenle dünyaya getirdi ancak iddiasına göre taburcu olduktan sonra dikişleri bir türlü iyileşmedi. Doktora gittiğinde karnında bir ampul parçası olduğu fark edildi. Tam 3 ay boyunca bununla yaşadım. Sezeryen doğumu sonrasında karnındaki batmalar canını yakıyordu. Ancak sebebini öğrenmesi uzun zaman aldı. İddiasına göre hastane ihmali yüzünden karnında 1 santimetrelik cam ampul parçasıyla yaşadığından aylarca haberi olmadı. Sezeryenle yaptığım doğumda bu cam parçasını içimde unutmuşlar. Enfeksiyonum da bundan kaynaklanıyor. 24 yaşındaki Gözde Öncel ikinci bebeğinin doğumu için 18 Eylül 2017'de memleketi Şanlıurfa'daki özel bir hastaneye gitti. Sezeryenle doğumu yapıldı ve bebeğini sağ salim kucağına aldı. Ancak doğum sonrası çektiği acılar bir türlü dinmedi. Karnım ağrıyordu ve dikiş yerlerimde çok şey vardı, kızarıklıklar da vardı. Çocuğumu emziremiyordum. Hastaneye gittik, bizden kaynaklı olduğunu söylediler. Öncel çifti doğumdan bir ay sonra İstanbul'a döndü. Ancak genç kadının ağrısı geçmediği gibi daha da arttı. İstanbul'a geldikten sonra karnımda, dikiş yerlerimde batıklar vardı. Sezeryen yerimden pansuman yapıyordum. Yabancı bir cismin olduğunu gördüm dikiş yerimde. Gözde Öncel karnındaki ameliyatlı bölgeyi el yordamıyla yokladığında işte bu cam parçasını gördüğünde neye uğradığını şaşırdı ve soluğu hemen İstanbul'daki bir hastanede aldı. 2 gün önce bir operasyonla bu cam parçası karnından çıkarıldı ancak Öncel yaşadığı travmayı asla unutamıyor. İlk gördüğüm zaman çok korktum. Sonuçta benim çocuklarım var. 2 tane çocuğum var. Hayatımı kaybedebilirdim. Gözde Öncel'in karnında bulduğu iğne ampulü parçasının bütün hali işte bu. Gözde Öncel farkında olmadan bu parçayla tam 3 ay yaşadı. Eşimi kaybedebilirdik ve kaybettiğimizde hangi sebepten kaybettiğimizi asla biz bulamazdık, bilemezdik. Hastaneden sonuna kadar şikayetçiyim. İddiaların hedefindeki hastane ise sezeryen sırasında kullanılan ampullerin şırıngalara operasyondan önce çekildiğini ve ameliyathane ortamında herhangi bir kırma işlemi yapmadıklarını söyledi. Sorunun kendilerinden kaynaklanmadığını iddia ettiler. O cam parçası yeni doğum yapmış kadının karnına nasıl girdi soruşturmanın ardından netlik kazanacak. Sayın seyirciler, Hayta İsmail'in kendisinden 38 yaş küçük eşiyle yaptığı evlilik gelinin annesini de öfkelendirdi. 24 yaşındaki Kader Kaynağ'ın annesi kızının evliliğine karşı çıktığını ama sözünü dinletemediğini öne sürdü. Türkiye'nin konuştuğu düğün onun içini yaktı. Ahmet Arıman'la evlenen Kader Kaynağ'ın annesi kızına öfkeli. 24 yaşındaki Kader'in Hayta İsmail'le evlenmek için herkesi hayatından sildiğini öne sürdü. Alo. O da evlensin gitsin, bana ne yani, beni daha evime sokmam, ayrılsa gelsin evime sokmam ben. Hayatta sokmam. Genç kadının eski kocası Tarık Aydın'sa velayeti annede olan çocuğuna bakılmadığını öne sürdü. Isırya, Isırya yap, Isırya. Aslanımla, aslan, yiyin yavru, yiyin, 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 kafanız çalışsın. Bir yıldır velayeti onda olmasına rağmen kızına bakmıyor. Aklım almıyor ya, böyle bir şey var mı ya? Koşuyorum. Yuttu inek. Şimdi gidip mikrofonu kızının cadına yerleştirelim hadi. Hababam sınıfının Hayta İsmail'i 62 yaşındaki Ahmet Arıman. Kendisinden 38 yaş küçük olan Kader Kaynak'la evlendi. Evlilik aradaki yaş farkı nedeniyle çok konuşuldu. Ne bileyim ben, Türkiye'nin işi gücü yok. Bizim yaşımız başımız bu. Yani şu hareketi, şu tipi, şu karizması. Ya hep böyle beni kandırdı işte abi. Evet. Genç kadının annesi ve eski kocası da bu evliliğin çıkar amaçlı olduğunu öne sürdü. O başının bir tanesi o. Hayta İsmail, yuvamı yıktı. Nasıl yuvamı yıktı? Ben seni dizilerde, ben seni sinemalarda, ben seni magazinlerde boy boy göstereceğim diye. Ya, yani hayatından memnunsun. Oho! Ben de nasıl?
Tarık Aydın geçimini Osmanlı macunu yapıp satarak sağlıyor. Eşiyle resmi olarak tek celsede boşandı. Ona nafaka ödeyemeyeceğini söyledi ve küçük kızın velayeti de anneye kaldı. Ya o adam zaten 63 yaşında. Zaten insan olsaydı, yani bir gramla ona vicdan olsaydı gidip de onu almazdı. Torun yaşında bir insanı almazdı. Şuna bak şuna. Edebiyat öğretmeni olmuş, Tevfik Fikret'in ölüm yıldönümünü bilmiyor. Kader Kaynak eski eşi Tarık Aydın'la birlikte Gazi Osman Paşa'daki işte bu dairede yaşıyordu. İddiaya göre geçtiğimiz yıl bir gün annesiyle gezmeye gideceğini söyledi. Evden çıktı ve bir daha bu eve gelmedi. Bir yıldır beni de terk etti, kızımı da terk etti, annesini de terk etti. Hayta İsmail'in yeni kayınvalidesi bu evliliği istemiyordu. Onun sonucunda bir çocuğu var. Benim kızım cahil olabilir. Ama o adam 63 yaşında bir adam. Yaş farkına ne diyorsunuz efendim? Yaş farkı çok yani. Kendi kendine evlendi. Kader Kaynağ'ın annesi tabii ki çok zorlu günler yaşıyor. Aslında düğüne de gitmişti ama düğünde bir yabancı gibiydi. Muhatap olmadım yani. Öylesine gittim. Benim kızım illa gelecek. Tek bırakmamak için gittim. 4 yaşındaki kızının velayeti de Kader Kaynak'ta. Ama iddiaya göre genç kadın kızıyla da ilgilenmiyor. Anneannesi torununu kimseye vermemekte kararlı. 1,5 seneden beri çocuğunu tanımadı, beni tanımadı. Çocuğu da alamaz benden. Vermem yani. Doktorlar yine akla durgunluk veren bir mucizeye imza attı. Genç kadın 26 yaşında anne oldu ama doğurduğu kızıyla arasında sadece bir yaş var. What? Like, oh my gosh. Bu anne ile bebeğinin arasında sadece bir yaş var. Genç kadın 26, bebeği ise 25 yaşında. En azından teorik olarak kulağa akıl almaz gibi geliyor ama gerçek. Tıp sayesinde modern bir mucize daha gerçek oldu. Amerika'daki mucize Tina ve Benjamin Gibson çiftinin çocuk sahibi olmaya karar vermesiyle ortaya çıktı. Ancak genç kadın hastalığı nedeniyle doğal yollardan anne olmasının imkansız olduğunu öğrendi. You know, we could have been best friends. And he was like... Evlatlık almaya karar veren çift hiç beklemedikleri bir teklifle karşılaştı. Tüp Bebek Merkezi'ne bağışlanan embriyoyla anne baba olabileceklerdi. Genç kadının kabul etmesiyle 24 yıl önce dondurulan bir embriyo kendisine nakledildi. What? Like, are you kidding? Tina Gibson 1991 doğumlu. Kendisine aşılanan embriyo ise 1992 yılında bağışlanmıştı. Yani kucağına aldığı bebeği embriyo olarak dondurulduğunda o daha 1,5 yaşındaydı. Yıllar sonra kendi evlatlık çocuğunu doğurmuş oldu. Stood still. Oh my gosh. Genç anne 24 yıl buzlukta bekletildikten sonra dünyaya gelen kızına Emma adını verdi. Aynı zamanda bir rekor olan bu denemeyle tıp tarihine de geçti. Çeyrek yüzyıl önce embriyo bağışını yapan kadınla erkeğin isimleri açıklanmadı. She's so special. Bazı yiyecekler günlerce buzdolabında bekleyebilir ancak bazı yiyecekler buzdolabında bir saat bile bekletmeye gelmez. Çünkü bir kez pişirildikten sonra hemen tüketilmesi gerekir. İşte piştiği gün tüketilmesi gereken yiyecekler. Zengin protein, vitamin ve mineral deposu. Üstelik çok da faydalı. Ancak öyle besinler var ki o besinleri ısıtıp sofraya getirmenin faydası yok, zararı çok. Pişirildiği gibi hemen tüketilmesi gereken yiyeceklerin başında tavuk geliyor. Çünkü tavuk en çabuk bozulan besin maddelerinden biri. İşte o nedenle protein değeri yüksek olan tavuk ertesi güne bırakıldığında hem protein değerini kaybediyor hem de bakteri üretiyor. Özellikle tavuktan bulaşabilecek salmonella yüksek oranda gram negatif bakterilerinin mevcut olması, buna bağlı olarak da işte yine kusma, ishal seyredebiliyor. C vitamini açısından oldukça zengin olan ıspanağında hemen pişirildiği gün tüketilmesi gerekiyor. Çünkü aksi takdirde uzmanlara göre buzdolabında bekletilen ıspanağın içinde nitrit ve nitrat bileşenleri oluşuyor ve bu bileşenler ıspanak tekrar ısıtıldığında mide bulantısı, baş dönmesi ve ishale sebep olabiliyor. Uzmanlara göre pişmiş hiçbir yemek oda sıcaklığında 1,5-2 saatten fazla bekletilmemeli. Hemen buzdolabına konmalı ancak istisna olan besinler tavuk ve ıspanakla sınırlı değil.
Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta aşırı ısıya maruz kaldığında toksik etkiye neden olabiliyor. İşte o nedenle omlet, haşlanmış yumurta ya da diğer yumurtaları pişirdikten sonra hemen tüketmek gerekiyor. Aksi takdirde yumurta besin zehirlenmelerine yol açabiliyor. Piştiği gün hemen tüketilmesi gereken yiyeceklerden biri de mantar. Çünkü mantar çok hassas bir besin maddesi. Eğer piştiği gün tüketmez de ertesi güne bırakıp tekrar ısıtıp yerseniz işte o zaman o mantardan korkun. Çünkü gıda zehirlenmelerine ve sindirim problemlerine yol açabiliyor. Mantarda da yaratabilecek yine püf maddeleri olabilir. Toksik etki yaratabiliyorlar. Ve balık. Pişmiş balığın bekleme süresi arttıkça içindeki tehlike de artıyor. Çünkü buzdolabında bekleyen balık bayatlıyor. Ve bayatlayan balık da gıda zehirlenmelerine yol açıyor. İşte bu nedenle de balığı pişirmeden önce derin dondurucuya atmakta ve ondan önce de sadece ihtiyacınız kadarını pişirmenizde fayda var. Çünkü üreyen maddeler vücutta toksik etki yarattığından dolayı şiddetli ishal ve kusmaya sebebiyet vereceklerdir. WhatsApp ve Bip ihbar hatlarımızı hatırlatalım. 0536 266 90 çift 0 90 02. Reklam arasına gidiyoruz.